Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Perşembe günü ve yine bir TikTok hileleri günündeyiz. Bu sefer TikTok hilelerini Gönül Hanım buldu. Bakalım neler buldu. Ben bakmadım neler bulduğuna. Bakalım, hadi bakalım. Ne gerek var diyecek misin? Ben geçen hafta dikkat ettim. Ben demem. Ben öyle şeyler söylemem. Sen bulursan, ne bulursan bul, başım gözünün üstünden öpüp başıma koyarım. Buradan da taş attım. Ben hep ne gerek var diyorum ama geçen hafta hiç ne gerek var dememişim. Dikkat ettim. Allah Allah. Evet, hatta altta yorumlar gelmiş. Gönül abla hiç ne gerek var demedi, özledik falan diye. Hiç mi dememişsin? Hayır. Vallahi helal olsun. Hadi bakalım bir göster bakayım neler varmış. Hemen bakıyoruz efendim. Ne gerek var? İlk önce çok tatlı bir hilemiz var. Bunu hep görüyordum, yapmak istiyordum. Karşıma da çıkınca dedim ki bunu bu hafta yapacağız. Ben tatlı diyetindeyim. Ben yerim aşkım, sen yap. Ben yerim. Şimdi çikolatayı ben mörüsüyle eriteceğiz. Ondan sonra krema torbasına koyacağız. Bir balon şişireceğiz. Balonun etrafına dökeceğiz. O kuruduktan sonra yuvarlak bir form olacak. Ne güzel oluyor. Çok güzel. Ne yapacaksın sonra? Aslında bu misafirler için mesela içinde meyve keseceksin. Kivi, muz, çilek falan koyacaksın. Evet, en sonunda da yani böyle meyvelerle çok güzel bir sunum olur. Ay, ne gerek var değil mi? Bence çok güzel bir sunumluk. Evet, gerçekten güzel ama bence bunu yaptıktan sonra içine bir tane ampul koyup çikolatadan şey yapabilirsin. Nasıl? Bunun içine nasıl ampul koyacaksın? Bak, ampulün üstüne bunu kapatacağım böyle. Zaten şuralardan ışık yayacak böyle. Ondan sonra şey olacak. Ama hemen erir. Çikolata bu. Mumun verdiği ısıyla birlikte hemen erir. Aa, evet. Evet, onu ben düşünemedim. O zaman biz bunu yapalım hadi. Fizik hocasına buradan. Hadi. Bir, iki, üç. Dilenci değilim. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Emrah! Aa, geliyor. Emrah! Yine like yorum istedi sizden değil mi? Ay bıktım vallahi, bir atıverin de ben de kurtulayım. Ne olursunuz ya. Gel buraya! Arkadaşlar, abone oldunuz mu? Abone olun. Bunlar biz videoyu çekerken sıcağın altında. Zaten şuna bak. Ana bak. Bunu nasıl açacağız? Bu zaten direkt şimdi bile dökülebilir. Sıkılır mı? Bildiğin şey, hiç eritmeye bile gerek yok. Baksana şunlara, ecik mecik bir şey olmuş bu. Direkt dökebilirsin bunun üstüne, içine. Aa, o zaman kenarından delelim, aşağı doğru akıtalım. Sen balonu şişirir misin aşkım? Bir balonu hazırlayalım tamam. Önce. Çok mu büyük aşkım? Birazcık daha ufak şişirseydik bebeğim. 3 tane çünkü çikolatamız çok fazla yok. Vav, bir sürü olur ya. Olur mu? Daha büyük ağzı olan bir şey var mı? Çorba kasesi gibi. Şunu en altına koyayım ve çikolata akmasın. Evet, şu anda nasıl çıkacağını bilmiyorum yani. Gerçekten eriyip olmuş. Bitti bunlar değil mi? He, sıkacaksın. Gerçekten ben mörüsüne hiç gerek kalmamış yani. Yani demek ki neymiş arkadaşlar? Çikolatayı benmari üstünüze yapmanıza gerek yokmuş. Sıcağın altına koyduğunuz zaman kendisi zaten benmari oluyor. Şimdi bu zaten oda sıcaklığında ya. Yani donması sanki sıcaktan bir anda dışarıdaki havadan dolayı daha çabuk donabilme ihtimali yüksek değil mi? Sanki akacakmış gibi bir his var içimde. Evet. Hadi bakalım, güzel bir şekil yap. Çevireyim. Dur, daha rahat yap. Tarafları buraya gelmedi. Aa, evet. Allah aşkına, ellerim gözlerim her yerim. Sırf bu patlayan balon için 50 bin like istiyoruz sizden. Bu videodan zaman sonra girip hashtag yeter yazacağım. 1, 2, 3. Evet, şimdi ikinci hilemize geçiyoruz. Emrah ne gerek var diyemedi çünkü çok gerekliydi. Evet, bu sefer mumlarla bir video yapacağız. Şimdi geliyor. Zaten bu limon sıkacağından var. Gördüğün gibi bak, kaktüs formunda çok güzel bir şey oldu. Mum oldu. Evet. Zaten mumu eriteceğiz. Ondan sonra limon sıkacağını ters çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Oraya dökeceğiz. Kurumasını bekleyeceğiz. Ve sonrasında kaktüs formu çok güzel bir dekoratif mum olacak. Bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Belki de kaktüs sevdiğim için bilmiyorum. Emrah bunu beğendi. Ya! Hadi yapalım. Hadi.
Aynı çikolata eritir gibi arkadaşlar. Ben böyle suyla bunları eritiyoruz. Bunlar da kokulu kokulu. Şöyle. Şu gibi nasıl kokuyor. Evet çok güzel kokuyor gerçekten. Ya bunları direkt böylece at. Anladın mı? Bunları bu zaten şey, onu da dibine koyarız. Sadece bu yeşil vardı hem aldığınız yerde. Evet. Neyse bu da var ya. Pislik yeşili. Biraz daha böyle gerçekten kaktüs yeşili olsaydı ama yine de buna da şükür. Bu arada videodakinin aynısı ha. Evet. Kimlerden aldık diye de sorarsınız. Evet, suyumuzu döktük. Şimdi altını açıyoruz. Böyle tutacak mı yani bu eriğini? Bu Allah bayağı uzunsunuz ya. Şey... Kaynasa ne olur? İçinde mi? Tamam, kaynasın. Çikolata mı? Çikolata değil, evet. Tamam. Yani zaten kenara tutuldu. Oo, hemen erimeye başladı. Aa, bu çok hızlı eriyor. Benim mandor, öke mandor, üç mandor, dört mandor, on dört mandor. Bana bir bode doldu. Evet, mumumuz eriyor. Aa, çok güzel elma kokuyor. Elma kokuluymuş zaten, elma kokuyor. Ben mum... ile ilgili olan TikTok hilelerinde şunu öğrendim. Bir mumun formunu sevmiyorsanız ya da rengini sevmiyorsanız başka mumlarla bu şekilde karıştırıp istediğiniz kalıbın içine dökerek istediğiniz şekli verebilirsiniz değil mi İlker? Evet. Ben bunu öğrendim açıkçası. Bir yani. Mumu niye sevmesin ki? Olur ya, formunu sevmiyorsundur. Yani şeklini sevmiyorsundur. İzlediğimiz hilede mumu direkt kalıbın içerisine döküp daha sonra ipi, şu mum ipinin üzerine direkt konduruyorlardı. Yani sonradan bir delik açılmış olduğunu görüyoruz videoda. O yüzden biz onu başta yaptıklarını düşünerek ortasına şu çubuğu koyup bu şekilde dökeceğiz ki ipi geçirecek yerimiz olsun. Aşkım. Bunu böyle tutacağız. Evet. Dik tutalım. Yoğun bir elma kokusu var. Bunu böyle tutabilmek için ama şey, bunun kenarlarından... Üf, nasıl elma koktu? Bu sefer kötü bir kokuymuş gibi. Ya da bunu direkt ben şeye koyayım, dolaba. Dolaptayken desteklerini koyalım. Yalnız bu şey, fırlıyor. O zaman bu beklerken biz diğerlerine geçelim. 1, 2, 3. Evet, bu da bir türlü kapanmak bilmeyen kapılar için. Sürekli kapıyı kapan, çıkar diye kapıyı kapatsana. Artık ana, gerek yok. Çok güzel bir yöntem. Eviniz bundan sonra soğumayacak. Evet, hazır. Eskiden sobalı evlerde kıştaki, bu olurdu ya. Evet. Kapıyı kapat, kapısız yerden mi çıktın? Kapıyı evet. Kapat, kapıyı kapat. Ya da bir yerden soğuk gelirdi. Kim kapıyı açık bıraktı? Bir yerde kapı açık falan. Sokku! Gerçekten sobalı evler ve gerçi artık doğalgazlı evlerde de doğalgazı mesela 3 odanın hepsinde yakmıyorlar. Bir tanesinde yakıyorlar, diğerlerinde yakmıyorlar. Devir tasarruf devri. Devir tasarruf devri. Yakmadığın bu... odanın niye açasın ki kombisini? Aynen, bu bence şeyini. Güzel. Bunu deneyin arkadaşlar. Evet. O zaman biz bunu yapalım. Yapalım. Oraya. Çapraz. Çapraz. Hayır, diğer taraf. Ha, ha, evet. Bunu da ona şöyle. Şöyle. Hayır, hayır aşkım. Şöyle. Hayır bebeğim, diğer taraf. Şöyle. Evet. Birazcık arala aşağı 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 ki. Şöyle. Aşağı biraz daha biraz ağırlığı alabilsin. Evet. Burada nasıl duracak ki? Bence yanlış yaptık ama. Hayır. Tamam. Şimdi bunun bir tarafını oraya takacağız. Ona şu. Değil. O tutmaz ki onu. Onu iyice sıkıca salmamız lazım. Buraya mı bağlı? Ha, ha. Ha, bunu da şöyle. Evet. Ha, tamam. Anladın. Şunu da bunu şuradan. Bunu kısaltıyoruz. Tamam, şuradan kes. Çok uzun oldu sanki. Orada böyle değildi. Tamam, bırak. Tamam, şimdi çıkıyorum. Çık bakalım. Çekiyoruz. Evet. O zaman yenisine geçelim. Çikolatalı kes. Az önce denedik. Kapatma kapıyı. Kapatma kapıyı. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aha olmuş. Olmuş. Acaba içi oldu mu? Çok güzel kokuyor. Evet. Bakalım. Ondan nasıl çıkacak bakalım. Bir de o var. Aşkım niye çıkmıyor? Aa, ne yapıyorsun? Aşkım hiç akıl iş mi ya? Niye? Kuzum bardak kırılacak. Zaten açtım çikolata her taraf attı. Bir de işte cam Tehlikeli stokilerden döndü. Bence içindeki mum olduğundan dolayı birazcık sıcak su tutarsak etrafta genleşik bir şey yapamıyor ama şekil bozukluğu olabilir o zaman da. Mesela şuralarından çıkar ama şuralardan çıkmaz. Şuraları da şöyle hafif destekleyeceğiz. Bıçağı çek, bıçağı çek. Kim? Anam, anam, anam. Dur. Kayısı yumurta gibi duruyor.
Aha tamam, bunu da aldım. Ha, dur tamam. Dur bir saniye, bunun içine oturtalım bari gerçekten. Otur. Ama bu zaten delinmemiş ki. Ya yine beceremedik ya, valla. Kim beceremedi? Gayet de güzel oldu, daha ne olacak? Bu üst üste binip donduğu zaman zaten aynen o şekil olacak. Koy şimdi. Neresine geliyor? Heh, dur. Heh, tam böyle. Tamam. Arkadaşlar. Zaten sağına soluna da şeyi açacağız ya. Şöyle şey kaktüs için şöyle. Şimdi biz video çektiğimiz için birazcık aceleci davrandık aslında. Bunu daha fazla dolapta durup. Şöyle şey açıyordu ya adam. Aşkım. Gel. Ha, olmuş işte bak. Olmuş değil mi? Evet. Çakmağımız nerede? Ben şeyin üstündeydim. Evet galiba. Masanın üstünde var. Adamlar gereksiz şey varsa gereksiz bulmuş getirmiş. Ondan sonra da ben ne gerek var deyince. Ama güzel şeyler bulduk bugün. Yani evet. Bekleseydik olacaktı aslında. Evet. İyi ki doğdun gönlüm. İyi ki doğdun gönlüm. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar efe. Söndür babacığım. Bir dilek dile. Söndür. Bir tek dileğim. Gördüğünüz üzere gayet gereksiz bir şey. O yüzden denemenize gerek yok arkadaşlar. Bir sonrakine 1-2 evet. Bak konserve kapağını açıyorsun, tamam mı? Evet. Bunu... Var mı bizim konservemiz? Var. Bak patatese koyuyorsun mesela bu şekilde. Elini kesmeden ince ince doğrayabiliyorsun. Bak dizi soğana. Anlamadım. Anlamadın mı? Normalde şöyle tırnaklarını bu şekilde koyup böyle doğrarız ya. Cezene bırak gibi. He. Anladım. Tamam. Hem de soğana patatese tam battığı için. O zaman bu son olsun. Kaymayacak. Tamam bu son. Daha bir sürü buldum ama neyse bu son. Daha bir sürü var. Bu son olsun ama o zaman diğerleri de haftaya olsun. Bu son olsun. Eğer 50 bin like atarlarsa haftaya alalım. Atarlar bence. Çünkü benim bulduklarım gerçekten çok güzel ve hayatı kolaylaştıran. O zaman son iyiliği denemek üzere. Buyurun efendim. 1-2-3 Evet ilk önce bakıyoruz. Bunu böyle yaparken. Genelde hep parmakçıklar gidiyor. Cezene bırak gibi şeyler. Aşkım tamam boş ver, parmağını kesersiniz. Kesemedim zaten. Evet şimdi. De böyle deneyelim. Hilemizdeki yöntemi deneyeceğiz bakalım. Tamam ver onu bana. Şunu şöyle yapacağım. Silikon kapak çok işe yarıyor. Bakın. Hayır aşkım öyle değildi o bebeğim. Ya ne? Canımın içi. Öyle bir anlamı kalır mı bak. Bunu sen kendin doğradın. Kendin doğrayabildin zaten. Bu birazcık uzun sürüyor ama dur şimdi. Bence sen yanlış yapıyorsun aşkım. Bununla kesiyor. O tamam, eli kes. Böyle. Bak böyle koyuyor. Böyle kesiyor. Yok aşkım öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu? Önemli olan. Batırıyor bak, ama dur. Bir hayır dur. Batırmıyor. Hayır batırmıyor. Batırmıyor muydu? Hayır. Onu şöyle yapıyor bak. Şunu şöyle yapıyor. Ha. Yani güya şurası düz olacak ki bak. Sen bunu çok şey yaptığın için belli olmadı da. Ha. Şurası düz olduğu zaman. Yani hani parmağı şöyle olduğu için tık 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 yapıyor. Parmağıyla hiç alakası yok. Böyle kesiyor yani anladın mı? Gördün mü? Kendi bulduğum hileyi anlamamışım ha. Gördün mü? Böyle işte. Geri al. Geri yok. Canlı yayındayız. Alper geri al. Tamam. Bu kendi bulduğu hileyi yapamadı ama ya, ben yaptım. Anladım ama mı diye ama şöyle bir şey var. Gerçekten güzel bir hile. Bunu evde kesinlikle deneyin. Sıradakine geçiyoruz hadi. 1-2-3 Evet. Evet geldik zaten sonuncuya. Kablolara bağımlı yaşıyoruz maalesef. Nereye giderse kabloyu da götürüyoruz. O yüzden çabuk deforme olabiliyorlar. Buna benzer bir şey yapmıştık. Bütün kabloları bir araya toplamıştık pipetle. Bu sefer pipeti kesip geçiriyoruz USB'nin kafasına. Pipet değildi o ya. Şeffaf pipetti. Pipeti kesmişlerdi. Olur mu? Onun için özel şey makaron mu? Makron mu? Ne diyorlar ona? Sokuyorlar böyle eritiyorlar. Biz eskiden yapıyorduk. Bu TikTok hilesi değil ki. O bildiğin yonca hilesi. Allah Allah. Tabii canım. Nasıl biz onu şimdi... O bildiğin ICQ hilesi. Zurna hilesi o ya. Şurada TikTok hilesi çekiyoruz. Niye başka platformların reklamını yapıyorsun ki? Ne reklamı? Ne reklamı? O zaman hadi seni kırmayayım. Tamam önemli. Gerçekten çok ama güzel bir şey. Ama şimdi saniye. Pipetle tamam. Olmayacak mı? Pipetle olmaz o. Pipeti nasıl eriteceksin de ona yapıştıracaksın. Onun böyle şey olması lazım. İnce bir. İşte bak TikTok ben olabilir diyorum ya. Ben Gönül ablaya inanıyorum. Pipetle de olur. İlker pipetle olur dedi. O zaman yakarsan kendi kablonu yakarsın. Bundan sonra telefonunu şarj edemezsin. Olur. Zaten benim telefonum. İlker'in şeyiyle yapalım. Yanında mı lan senin şeyin? Benim yanımda değil. Zaten... Nasılsa yanarsa Gönül ablanın Emre abinin şarj aleti yanacak. Benim USB'm bozuldu zaten. Sıkıntı yok. Tamam. Bu arada bana yeni USB alman lazım. Şarj aletim bozuldu. Tamam. Eğer bu çalışırsa sana yenisini alacağım. Tamam. O zaman sonuncuya geçelim hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi geç. Farz edin ki burası soyulmuş.
Bakalım olacak mı? Fazla mı kalın bu? Ama dışarıdayız şu anda. İnce getireyim mi? Ya bu olmaz zaten. Buna makaron mu diyorlar, makron mu diyorlar? Bu sıcağı görünce büzüşecek. Tabii bu büzüşüyor işte. Bunun şeyleri var. Sıcağı görünce direkt eriyen şeyleri var. Bunlar telefoncular da satılıyor zaten bak. Bu olur mu hiç? Bu olmuyor. Gördün mü? İnce pipet getirsene Gönül abla. Olmaz. Bundan olmaz. İnce pipet getireyim. Kanka aslında onun var ya. Allah! Tam şöyle şerit şeklindeki. Sen doldurmamak için bayağı bir zorluyorsun ya yani. Ya zorlayıp ne? Zorlayıp da ne yaptım? Al. Ver ya. Al yap. Bu olmaz olmaz. Bunun şeyi var. Telefoncularda satılıyor hatta. Makron mu ne deniyor ona? Böyle küçük küçük kesiyorsun ya. Böyle şey yapıyorsun. Isıyı görünce o direkt yapışıyor böyle. Böyle pipet mipet olmaz. O zaman bu TikTok ilesi ki bu zaten bir... Bu bilinen bir yöntem zaten. İnsanlar böyle şunları şey olmasın ama bunların en güzel şeyleri böyle örgü falan örüyorlar böyle makromeyle. Daha sert oluyor. Onlara bir şey olmuyor. Hmm, tamam. Şimdi ikiye böldük. Ne fark etti şimdi? En azından şöyle giriyor işte. Tamam. Evet hadi bakalım. Kendi kendine açın. Abi çok yakıyorsun ama. Evet. Oğlum yakma olur mu oğlum? Bu yok, olmaz. Abi, lan pipetten olmaz olmaz. Hafif hafif dokun işte. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Olmaz olmaz. O yapışmaz. O direkt erir, form değiştiriyor. Pipet form değiştirir. Şey gibi olmaz. Ya olmaz olmaz hala iddia ediyor. Olmaz ediyorum. Ben dedim olmaz diye. İlker hep sen olur diyorsun. Sen gaz verdin. Bu son iyiliğimizdi. Daha yok. 50 bin like varsa yenileri var. 50 bin like yok. Hile yok. Bundan sonraki hileleri ben seçeceğim. Senin hilelerin güzel değil. Saçmalama. Gördün mü İlker bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Güzel değil. Yok yok ama gerçekten yani bir tek yok, şu olmadı. Yok, o da malzeme. Yok. O da hiledeki bir saniye. O da hiledeki şeyi bulamadık yani. O lastik şeyi bulamadık. Maddeyi bulamadık. Biz pipetle yaptık. Demek ki o da olacaktı. Evet olacaktı o da. O hile değil ama çok önceki şeylerden o. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Varsa bir like'ınızı alırız. Yorumlara abanın arkadaşlar. Bir de TikTok hileleri devam et. Etsin mi? Devam isteyenler devam. Tamam diyenler tamam. Bakalım mesela geçen bunu demiştik. Çılgınlar gibi 7000'den fazla devam çıktı. O yüzden de biz devamını getirdik. Yine çok devam gelirse yine devam edecek. Bir de aşağıda da yazın. Kimin TikTok hilelerini daha çok beğeniyorsunuz? Ona göre bir dahaki hafta ya TikTok videosu Emrah, gelecek olursak Gönül ona Tim. Göre ben ya da Emrah seçecek. Ama bizi sevdiğiniz için değil. Gerçekten hangimizin videolarını yani seçtiği hileleri beğeniyorsanız ona göre oylama yapın arkadaşlar. Tamam. Biz yorumları okuyoruz. O zaman toplulukta bir tane de oylama atacağım. Bakalım kim daha güzel oylama yapacak. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendimize iyi davranın. Görüşmek üzere arkadaşlar. 1, 2, 3. Öyle bir de şey yok. Videoyu biz kapanırken böyle yaptık ya. Ben de koyun gibi ne derse yapıyorum ha. Görüşürüz arkadaşlar.